Mutlu günler değerli izleyenler. Sözün Özü programıyla Kıbrıs Genç TV'de her pazartesi olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz ama hepimizin de bildiği gibi artık 2019 yılının son günlerini yaşıyoruz. Ve tabii ki 2019 yılı nasıl geride kaldı? Özellikle toplumsal olayların çok fazla yaşandığı hareketli günleri geride bıraktık. Acısıyla, iyisiyle, kötüsüyle, maalesef daha çok olumsuz yönleriyle 2019 yılı artık yavaş yavaş geride kalacak. Biz özellikle bugün toplumsal konuları hep birlikte ele alacağız. Ve uzman sosyolog, aile danışmanı Nihal Salman bizlerle birlikte canlı yayında konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Didem Hanımcığım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bu son günlerde dışarıda inanılmaz bir hareketlilik var. Evet, bir telaş. Havamız yağmurlu, güzel bir yağış, bir serin soğukluk, güzel. Yeni yılı hissediyoruz yani, güzel bir yıl sonu, aralığın sonu, ocağın başı, 2020'ye giriyoruz. Tabii ki acısı ve tatlısıyla 2019'u bıraktık. Bırakıyoruz daha doğrusu. Güzel, ben güzel düşünmek istiyorum. En azından umutla bakmak her şeye değerdir diye düşünmekteyim. Tüm dünyada olduğu gibi. Çünkü bizim ülkemizde de mutlaka olumsuz yaşanan birçok konu da oldu ama en azından bunlar nasıl aşılabilir? Devlet, hükümet politikaları da son derece önemli. Yetkililerin atacağı adımlarda bu doğrultuda beklentiler var ama özellikle 2019 yılında adli olayların çok fazla yaşandığı bir dönem oldu. Trafik kazaları, tecavüz, cinsel istismar, taciz, şiddet, vurgun cinayet gibi olayları çok fazla biz basın olarak kamuoyuyla paylaştık. Kadın cinayetlerinde de bir artış söz konusu olduğunu biliyoruz, şiddet olaylarında da. Nereye doğru gittik ve 2009 yılında neden böyle bir patlama yaşandı? Bu konuda yorumlarınız önemli bir uzman olarak. Evet, toplum olarak bir değişim gösteriyoruz. Bu değişim ülkemizde gelen göçlerin de tabii ki çok büyük bir etkisi var. Maalesef yetersiz hükümet politikaları, ölümlü trafik kazaları, kadın cinayetleri, hatırlamıyorsam 4 kadın cinayetine bir yılda, çok kısa süre içerisinde 4 kadın cinayetine rastladığımız bir yıl, 2018 miydi? 2018 veya 2017, net hatırlamıyorum. Maalesef taciz, gerek pedofili vakalarında artış yaşandığı bir yıl oldu 2019. Kadın cinayetlerinde dediğim gibi her geçen gün bir artış söz konusu. Bunun çok farklı faktörel yapıları var. Her şeyin başı hükümet politikaları. Ülkemiz maalesef sosyal devlet anlayışı çok az olan bir ülkede yaşıyoruz. Kadına şiddet veya pedofili vakaları maalesef ülkemizde daha hep derim, özellikle pedofili vakası ve kadın şiddeti için sadece basına yansıyan buzdağının görünen kısmıdır. Maalesef. Bir de anlatılamayanlar ya da maalesef toplumsal baskı nedeniyle açıklanamayanlar var. Bu da aslında kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Pedofili vakasında tespit edilemeyenler var. Ne kadar üzücü ki, biliyorsunuz ki küçük bir kız çocuğuna yıllardır öz amcasının tacizde bulunduğu gibi bir acı gerçekle de yüzleştik bu sene ülkemizde. Evet, ama dediğiniz maalesef gibi konuşulmayanlar, gün yüzüne çıkmayanlar da var. Kesinlikle. Zaten pedofili vakaları Didem Hanımcığım aile içerisinde olur genellikle. Çok az bir oran dışarıdan olur. Ne acı ki aile içerisinde yaşanır. Baba, amca, dayı gibi veya enişte, üvey baba. Bu nedenle evet, kadına şiddet gerek pedofili vakaları, basına yansıyanlar, bizim gördüklerimiz sadece buzdağının görünen kısımları. Bir o kadar da derini var maalesef. Tabii ki bunların pek çoğu konuşulamıyor. Devlete başvurmaktan mı çekiniyoruz biz? Yani sonrasında ya ismimizin, ailemizin duyulmasından, çünkü küçük bir toplumda yaşıyoruz. Sadece ya da devletin yardım eli uzatamayacağından mı çekiniyoruz? Sadece o değil. Sosyal bir devlet değilsiniz.
hayat, yaşam garantiniz yok. Diyelim ki maddi gücünüz olmayan bir kadınsınız. Bunu bir şekilde devlete sığınmak istiyorsunuz. Şiddetle karşılaşıyorsunuz. Şiddete maruz kalıyorsunuz. Ama sizi koruyabilecek bir devletiniz yok ki. Boşanmak zorundasınız. Peki ayaklarınızın üzerinde duramama gibi bir durumunuz varsa, devletinizin böyle bir garantisi sizi barınak veya konut verecek, çocuklarınızın sizin geçinebilmenizi sağlayacak, imkanlar sağlayacak, sağlık, eğitim, barınma, geçinebilecek kadar maaş ya da size iş garantisi, bunlar yoksa siz nasıl sığınabilirsiniz ki? Sığınabileceğiniz bir merci değil. Geriye dönüp tekrar şikayet etseniz dahi eşinizle kalmak zorunda kalıyorsunuz. Yani kadın sığınmayı biz zaten yıllardır konuşuyoruz, büyük eksikliğimiz diye. Açılıyor, kapanıyor. Lefkoşa Türk çünkü Belediyesi'nin yapmış olduğu bir girişim var sadece. Tabii ki o da yetersiz. Yani büyük bir maddi güce gerek var. Siz sadece bir kadını sığınma evine almakla yeterli imkan sağlamıyorsunuz. Eve ihtiyacı yok sadece. Ya da bir barınağa ihtiyacı yok. Aynı zamanda işe ihtiyacı var. Ayaklarının üzerinde durabilecek şartlara ihtiyacı var. Kendi hayatını daim ettirebilecek şartlara ihtiyacı var. Ama siz sosyal devlet olmadığınız için böyle bir imkan sunamıyorsunuz. İş veremiyorsunuz. Bugün İngiltere'de böyle bir şey yaşansa düşünün, çalışmasanız çocuk sayınıza göre zaten size belli ücret, maaş verir devlet, konut verir, her şeyi hazırlar. Sizin bunlara ihtiyacınız yok. En zorlu durumunuzda devlete sığınabilirsiniz, korunma isteyebilirsiniz ama bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Size vereceği maaş, diyelim ki maaş bağladı bir şekilde, size vereceği maaş sizin bir haftanızı geçinebilecek bir maaş değil ya da ülke şartlarında ödemeniz gereken aidatları ödeyebileceğiniz bir para değil. Doğal olarak sosyal bir devlet olmamanın vermiş olduğu kadının şiddete maruz kalması, pedofili vakalarının tespit edilememesi ya da edilse bile, düşünün ki pek çok anne, tabii ki düşünemiyorum ben, ama bunlarla da karşı karşıya geldiklerim oldu. Örneğin benim öğrencim, ya da bir şekilde bunları duyuyorum. Annesinin ikinci evliliği, üvey babası tarafından tacize uğruyor. Annesine bunu söylemeye çalışıyor ama kadın diyor bu bir alternatifim yok. Hayatımı geçindiremem. Bizi o geçindiriyor. Bu kadar acı bir durum aslında. Bunlar değil mi? Bunlar yansımıyor bile. Yani hep bile filmlerde gördüğümüzü düşünüyoruz ama çünkü işte bir anne olarak bunları duyunca nasıl insan işte evladının böyle bir şey yaşamasına göz yumabilir ki diye bakıyoruz. Ama bakıyoruz. Hayatımızda, yanı başımızda da böyle gerçekler maalesef, var. Maalesef. Bunları görebiliyoruz. Şimdi doğal olarak dediğim gibi her şeyin başı güçlü bir devlet yapımızın olmaması. Ne dediniz? Trafik kazaları, adliye vakaları, trafik kazalarından sonraki işte durumlar, yani veya ölümlü trafik kazaları. Tabii ki hız büyük bir etken, gerek sizin ya da gerek karşı tarafın. Yani bireysel suçlar da vardır ölümlü trafik kazalarında. Fakat sadece bireysel suçlar yeterli değil. Farklı faktörler de bu kazaları veya ölümlü kazaları etkiliyor, tetikliyor. Bunların başında maalesef yollarımızın nasıl anlatayım? Altyapıdaki yetersizliği. Altyapı yetersizliği, çağ dışı, çağ dışı bir altyapı hizmeti, yollarımızın çağ dışı olması. Bunların da tabii ki ölümlü trafik kazalarına çok büyük bir etkisi var. Kesinlikle. Bir de biz yasakları çok fazla delmeye alışkın bir toplumuz. Hep konuşuruz ya, güneye geçtiğimizde ya da yurt dışına çıktığımızda hep o Avrupa kurallarını metheder ve onlara uymak için aslında hep beraber çok ciddi bir özen gösteririz. Ama kendi ülkemizde söz konusu olunca bu kurallar aşmaya meraklıyız. Burada da yasanın yetersizliği mi, toplumsal olarak özgür duygulara mı sahibiz? Neye bağlıyorsunuz siz bunu? Bu sistemsizlikten kaynaklanıyor. Yani hepimiz sistem olan bir ülkeye geçtiğimiz zaman kurala uyuyorsak, sistemin bu olduğunu görüyorsak ve bu kurallara uyuyorsak, kendi ülkemizde kurallara uymamak
eğilimi gösteriyorsak sistemsizlikten kaynaklanıyor. Yani işte biz kendi ülkemdeyim, o yüzden bana kimse bir şey yapmaz, kurala uymayayım değil. Hı-hı. Sistemi olmayan bir ülke olduğumuz için uymuyoruz. Hı-hı. Toplum olarak da bunun farkındayız. Ya bilinçli ya da bilinçsiz olarak uymuyoruz. Çünkü sistem yok ülkemizde. Hı-hı. Şimdi bir diyelim ki güneye geçtiniz. Her şeyiyle bir yol hizmeti, altyapı hizmeti, yolun altyapı hizmetini görüyorsunuz. Bir sistem görüyorsunuz orada. Ve bu sistemde diyorsunuz ki ben zaten bu kurala uymazsam doğru olmaz. Çünkü her şey sistemli. Ama bizim ülkemize bakıyorsunuz, hiçbir şeyde sistem yok. Yani yolda giderken sistem göremiyorsunuz. Yani can güvenliğiniz, aracınızın konforlu bir şekilde sizin seyahat etmeniz, hep bu seyri sefer harçları tartışılır ya, kaç kişinin işte cezaya girdiği, işte üst üste ödemediği gibi. Toplumun da şikayetine baktığınızda ben bu hizmetin karşılığını almıyorum, neden bu kadar fazla seyri sefer ücreti vereyim ki psikolojisiyle bir yaklaşım da oluyor. Tüm bunların esas sebebi sistemsizlik. Siz geçtiğiniz zaman, yani ben bir sosyoloğum, istediğim ülkeye gideyim, sadece maddi kültüre bakarak bir ülkenin devletinin o vatandaşlarına sunduğu hizmeti değerlendirebiliriz. Sadece yola bakarak veya işte özür dilerim, altyapılara inceleyerek bu ülkenin devletinin vatandaşlarına sunduğu hizmet şunlardır diye rapor hazırlayabilme eğitimi aldık, düşünün. Hı hı. Doğal olarak sadece yola bakarak hepimiz zaten onu fark ettiğimiz için bu şikayetlerde bulunuyoruz. Sistem yok. Yollarımızda, trafiğimizde, altyapımızda hiçbir sistem yok. Tamamen sistemsizlik. Bakkal hesabı sistem yapı. Yani bir markette sistem vardı şu an. Hani eskiden bakkal tamamen deftere yazılırdı, değil mi? Aynen o usul bir trafik altyapı hizmetimiz var. Altyapımız var. Doğal olarak biz de şunu görüyoruz aslında, sistem yok. Sistem olmayınca da kurallara uymuyoruz. Hı hı. Bir de şu var, gelişmiş ülkelerde artık cezayla şekillendirmiyorlar, ödülle şekillendiriyorlar. Yani bizim ülkemizde trafik değişimi veya trafikte kural sağlamak için sadece ceza yapılıyor. Sadece kamera koyup ceza usulü bir değişim ya da kuralı uygulatma. Halbuki sen sistem yap, yolu sistemli hale getir. Yolu sistemli hale getirirsen zaten kendiliğinden uyacak insanlar. Sistem görecek. Yani Rum tarafında bu kadar ceza yoktur. Sistem olduğu için uyuyoruz. Demek ki insanımız, hepimiz eğitimli insanlarız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki insanların eğitim düzeyi pek çok ülkeye göre yüksek. Doğal olarak herkes bir şekilde aslında uyacaktır. İnsanlar nasıl anlatayım, uymamak için, sistemsizlik yaratmak için bunu yapmıyorlar. Çünkü görülüyor ki altyapı hizmetinde devletin vatandaşa sunduğu hizmet yok. Hı hı. Ve bir sistem yok. Sistemsizlik söz konusu. Bu doğal olarak uymuyor kurallara. Elinden geldiğince kuraldan kaçıyor. Hı hı. Çünkü bunu görüyor zaten. Sen bana bunu veriyorsun. Hı hı. Sen sistem uygulamıyorsun ki benden sistem bekleyesin. Hem caydırıcı bir ceza yok, hem caydırıcı de cezalarla bir aslında cezalarımız, hı hı, çok da hafif değil. Caydırıcı cezalarla trafiği düzeltemeyiz. Trafiği düzeltmek istiyorsak, ölümlü kazaların veya kazaların önüne geçmek istiyorsak ceza yönteminden çok altyapı hizmetlerini yenilemeliyiz. Çağa uygun bir hizmet sunmalıyız. Yoksa isterseniz cezaları fahiş şekilde yapın. Çok daha ağır yapın ki, tekrar ediyorum, aslında cezalarımız hafif cezalar değil. Hı hı. Doğal olarak cezayla düzeltebileceğimiz bir durumda değiliz artık. Şu anda trafiğin düzelmesi ancak altyapı hizmetinin çağa uygun hale getirilmesiyle olur. Bir sel felaketi yaşandı yine geçtiğimiz yıl. O da çok büyük bir acı yaşattı ki 4 gencimiz maalesef bu sel dolayısıyla hayatını kaybetti. Hatta Meclis Araştırma Komitesi bunun üzerinde çalışmalar yapıyor. Raporla da ilgili bir takım eksiklikler olduğu zaten sürekli söyleniyor.
Ama oralarda tam randımanlı bir düzenleme var mı? Bugün dağ yolunda daha evvel söz verildiği gibi bir takım düzenlemeler var mı? Maalesef olmadığını görüyoruz. Geçtiğimiz gün zaten Ulaştırma Bakanı da bir açıklama yaptı. Bütçedeki yetersizliklerle ilgili Bakanlar Kurulu'nda dahil bir takım tartışmalar yaşandığını, işte kendini yalnız hissettiğini ve icraat yapmanın aslında o kadar kolay olmadığını söyledi bu altyapı ve bütçe konusuyla. Yani gel gelelim insan hayatı maalesef ülkemizde hiçbir zaman birinci sırada yer almayacakmış gibi gözüküyor. Ne kadar acı. Şu acı. Eğer biz birilerine bu görevi veriyorsak ya da birileri bu görevi alıyorsa maalesef bir şeyler yapmak için buraya çıkalım artık. Ben bir şeyleri bu ülkede değiştirmek istiyorum. Değiştirmek istediğim için bu göreve talip olacağım. Halkıma çıkıp sebepler veya bahaneler üretmek değil benim yapmam gereken. Zaten her gelen ve giden aynı bahane ve sebepleri söylüyor. Artık halkın görmek istediği gerçekten icraat. Zaten bahane ya da sebep ya da gerekçe o kadar çok ki ülkemizde. Biz artık bir şeyler görmek istiyoruz. Gençlerimiz ölüyor. Bizler anneyiz. Ve ne kadar acı bir şeydir ki siz evlatlarınıza yıllarca uyumuyorsunuz. Her şeyinizden fedakarlık yaparak bir yerlere getiriyorsunuz. Ve bir ülkede sırf yol yüzünden o gençler kaybediliyor. Buradan tekrardan o ailelere Allah sabır versin diyorum. Ne kadar büyük bir acıdır. Tekrar ediyorum, biz halk olarak, vatandaş olarak artık sebepler duymak istemiyoruz. Bizler artık gerçekten icraat istiyoruz. Bu görevleri yapacak olan insanlar bu görevlere talip olsunlar diyorum. Şimdi trafik kazaları da dediğiniz gibi çok büyük acılardan bir tanesini son günlerde de yine bir genç biliyorsunuz ki bir anne bir hayatını anne kaybetti. Evet. Yine Turunçlu Mausa yolunda bir ki trafik kazasında. Ki defalarca orada sözünüzü kestim, özür dilerim Didem Hanım. Orada kaçıncı can kaybıdır? Yani düşünün ki bir tabii ben sosyolog olarak değerlendiriyorum bunu. Düşünün ki bir yolda aynı yerde aynı ülkede kaçıncı kaza, ölümlü kaza oluyor. Ve devlet olarak, hükümet olarak, ulaştırma olarak hiçbir şekilde oraya bir değişiklik, bir çare, insanların ölmemesi için uzmanlardan destek alarak çağın gereklerine uygun hiçbir değişiklik yapılmıyor. Ya tekrar ediyorum, trafikte yapılan sadece sistemsiz cezalardır. Belki de uzmanlar bu trafikteki cezaları veya işte kameraları değerlendirseler çok gereksiz tekrar kazalara sebep olabilecek durumlar tespit edeceklerdir. Yani bir trafikte düzenlemek istiyorsak sadece cezayla değil, tekrar ediyorum, sistem sunarak siz onu düzeltirsiniz. Neden farklı ülkelerde aynı yerlerde bu kadar ölümlü kaza olurken sunulan hizmetler farklılık arz ederken bizde bakıyorsunuz 2020'ye geldik, aynı yerde tekrar tekrar ölümlü kazalar oluyor, hiçbir değişiklik yok. Yapılan değişiklikler sadece cezaya yönelik. Bu da bakkal hesabı ceza. Evet, 2020 yılında umarız değişen konulardan bir tanesi olur. 2019'da 4'ü erkek, 2'si kadın, 6 kişinin ölümü var. 17 kişi kendi hayatına son verdi aslında. Ülkemiz nüfusuna göre yüksek bir rakam son yıllara göre. 17 intihar var. 2019. Evet, kendi hayatına son verdi. 14 kişi maalesef denizde hayatını kaybetti, bir aile birlikte olmak üzere. Evet. Biliyorsunuz ki evet. 87 kişi de yine ani ve gayri tabii ölümler yaşadı ama burada özellikle şiddette yine bir artış var, psikolojik bunalımda bir artış var. Ekonomik bağlamda mıdır sadece bunun etkenleri ya da daha çok toplumsal mıdır, nedir sizin gözleminiz?
Şimdi gerçekten intihar vakalarında ülkemizde artış söz konusu. Bir intihar için zaten depresyon gerekir. Depresif bir toplumuz diye pek çok basında, manşetten haberlerimiz yayınlandı. Neden depresyonda? Yani hepimiz aslında sürekli bir depresyon durumu, girip çıkma durumu yaşıyoruz. Neden? %82 boşanma oranı var. Mahkemede çözülmüş boşanma oranı %82. Mahkemesi süren boşanma davalarıyla birlikte bakarsak %110. Yani 10 kişi evleniyorsa, 10 çift evleniyorsa 11 çift mahkemeye boşanmak için talepte bulunuyor. Doğal olarak boşanma zaten başlı başına bir depresyon. Ondan başlayalım o zaman. Ne oluyor bize? Son yıllarda ülkemizde ciddi bir artış var. Dediğiniz gibi işte sene boyunca 100 tane evlilik varsa neredeyse işte 85-90'ı hatta daha fazla yani mı? Yani 110 tanesi mahkemeye başvuruyor. Sen yani düşündüğümüz zaman ben mahkemeye başvurduysam şöyle bir şey düşünürüm. Zaten mahkemede de çocuk varsa geçici nafaka bağlanır. Artık o çift kendini ayrı hisseder. Sadece maldır. Farklı durumlardan dolayı. Mahkeme böyle bir şey karar vermez. Ama ben mahkemeye giden bir bitiş talebinde bulunduğum için kendimi boşanmış hissederim. Doğal olarak bu çift daha evlidir diyemeyiz. Yani 100 kişi başvuruyorsa 110 kişi boşanmak istiyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi bunun için acilen ülkede bir aile bakanlığı, hiç olmazsa aile dairesinin olması lazım. Nasıl ki eğitim var, ulaştırma var, sağlık var. Devlet dediğimiz kurum topluma hizmet edecek bir kurumdur. Toplumun da çekirdeği ailedir. Aile şu an ülkemizde aile bir çalkantı geçiriyor. Ama bunu değerlendirecek, bunu önleyecek, sebeplerini araştıracak ve çareler üretmeye çalışacak herhangi bir kurum yok. Aileyle ilgilenen sadece sosyal hizmetler dairesi var. O da zaten travmalarla ilgilendiği için yeterli değil. İnsanların üzerine çok büyük bir sorumluluk yüklenmiş. Yani dünyanın her yerinde aileyle ilgilenen bakanlıklar vardır. Bizde dairesi bile yok ve boşanmalar almış başını gidiyor. Bu boşanma nasıl ki biz işimizi öğreniyoruz, aslında evlilikte çocuğa anne olma, baba olma, eş olabilme, doğru iletişim yöntemi, problemleri çözme becerileri anlatılabilecek konular ve görüyoruz ki insanlar bunları öğrenince daha sağlıklı bir aile yapısına doğru gidebiliyor. İnsan dediğimiz durum, insan dediğimiz bu organizma tüm davranışlarını öğrenerek şekillendirir. Siz araba sürmeden önce bir eğitime tabi tutuyorsunuz. Doğal olarak evlilik için de bir eğitim gereklidir veya aile terapileri gereklidir. 1960 yılında aileye yönelik kuramlar var, düşünün Amerika'da. Ama bizim ülkemizde millet uzaya gidiyor. Aile boşanmalar dünyada önde gidiyor. Resmen almışız elimize bayrağı, koşturuyoruz en önde. Çok normalleştirildi artık değil mi? Çok sıradanlaştı. Yani eskiden çünkü bununla üzüntüyle bakılırken bu konulara işte yuva dağıldı tabiri caizse. Üzüntü duyulurdu. Büyükler bir şekilde destek olmaya çalışır ve belki bir araya getirirdi. Evet. Ama şimdi dediğiniz normal. Gibi ailelere dahi danışmadan bir celsede belki de evlilikler sona erdiriliyor. Şimdi dediğim gibi bir devletin veya hükümetin esas görevi topluma hizmettir. Bizim ülkemizde aile büyük bir travma yaşıyor. Aile büyük bir depresyon yaşıyor. Boşanma oranlarından zaten görüyoruz. Doğal olarak devletimizin öyle bir kurumu olmak zorundadır ki artık zorunluluktur bu. Ailenin yaşadıklarını tespit etsin ve bunun önlemleri varsa gelişmiş ülkelerde neler yapılıyor, bizim ülkemizde neler yapılabilir, bunlara çareler üretebilsin. Bu birincisi. Bu kadar depresyonun olduğu bir, zaten boşanma, bu kadar boşanmanın olduğu bir toplumda depresyonun olması zaten kaçınılmaz. Çünkü boşanma bir depresyon. İntihar vakaları incelendiğinde ya eşten boşanma ya da boşanabilme ya da maddi sıkıntılardan kaynaklanarak insanlar intihar eğilimine gidiyor.
Doğal olarak maddi zaten ülkemizde sıkıntılar var ama aileyi çözebileceğiniz bir durum var. Yani mutlaka ailenin devlet tarafından hizmet sunulması lazım aileye. Çünkü toplumun çekirdeği o zaten. Aile olmazsa toplumdan bahsedemeyiz. Ailelerin oluşturduğu en büyük gruptur toplum. Ve tekrar ediyorum, boşanma vakaları incelenirse, özür dilerim, intihar vakaları incelenirse zaten çoğunlukla sebep ailevidir. Ya da ekonomik. Depresyon sırasında bireyler intihar eğilimine teşebbüs ediyor. Depresyonun zaten belirtilerinin başında intihar eğilimi gelir. Ben depresyonu şuna benzetirim. Hani sağlıklı bir insan da depresyon yaşayabilir. Tıpkı sağlıklıyız ama grip yaşayabildiğimiz gibi. Bunu tespit edip gerekli tedavi yöntemini uygularsak nasıl ki gribi atlatabiliriz kolayca, onu da atlatabiliriz. Evet, yani yeter ki bu kurtulma döneminde aynen, görebileceğimiz görebilelim, merciler olsun. Görebilelim ya da çevremizdekilerini görebilelim. Ve onları yönlendirebilelim gerekli olan tedaviyi uygulamalar için. Bu boşanma süreci içerisinde en önemli konulardan bir tanesi aslında çocukların psikolojisi kuşkusuz. Boşanma yaşayan ailelerin çocuklarına psikolojik danışmanlığı, mutlulukları için yeteri kadar deneyimli, tecrübeli olduklarını düşünüyor musunuz? Bu yöne başvurduklarını, yoksa daha çok çiftler boşanma anında kendileri mi halletmeyi tercih ediyor, ayrılmayı anlatma, daha sonra devam edecek yaşam şekilleriyle ilgili? Çok az, yeterli miyiz biz? Çok az uzmana başvuruyor. Zaten o boşanma aşaması dediğim gibi bir depresyon. Şunun altını çizmek istiyorum ama yapılan araştırmalara göre sağlıklı evlilikle sağlıklı boşanma süreci yaşayan ailelerin çocuklarında neredeyse farklılık yok denecek kadar azdır. Fakat sağlıklı bir boşanma ülkemizde çok az ailenin yaşadığı bir durumdur. Ve boşanma sadece bitiş değildir, başka bir sürecin başlangıcıdır eğer çocuk varsa. Yani o boşandığınız eşinizle ömür boyu yine görüşmek, konuşmak, bir şekilde iletişimde olmak zorundasınız. Olmasanız bile bu bir iletişimdir. İletişimde olmamanız, nefret ve küs ya da işte öfkeli olmanız bile bir iletişimdir olumsuz yönde. Doğal olarak çocuklarımıza her türlüsü yansır. Şunu tavsiye etmek istiyorum. Çocukların evet üzerinde durmalıyız ama esas bizler sağlıklı bir iletişim kurabilerek boşanabilmeliyiz. Bizler eğer boşandığımız eşimizle sağlıklı bir iletişim içerisinde olursak, aynı şekilde bizler mutlu olursak, yani bizler evet bu boşanma kararını aldık ve bizler sağlıklı bir bu depresyonu bir şekilde sağlıklı bir süreçle, tedaviyle atlattık ve bizler mutluyuz, boşandık ama mutluyuz, güçlüyüz ve eşimizle, eski eşimizle iletişimimizle çocuklarımız adına sağlıklı bir süreçte, o zaman çocuklarımızın zaten yaşayabilecekleri problemler çok fazla değil. Mutluluğumuzu, mutsuzluğumuzu zaten anlıyor çocuklar. Biz istediğimiz kadar saklayalım, çocuklarımız o mutsuzluktan etkilenir. Yani yapılan araştırmalara göre, tekrar söylüyorum, boşanma eğer kaçınılmazsa, sağlıklı bir boşanmanın olması çocuklar için en doğrusudur. Ama biz mutsuzuz, depresyondayız, eşimizle problemler mi yaşıyoruz, sürekli eşimizi kötülüyoruz, görmesini engelliyoruz, ne bileyim başka problemler çıkartıyoruz ya da o çıkartıyor. Zaten çocuklarımızı istediğimiz kadar uzmana götürelim. Biliyorsunuz ki bir annenin kendi oğlunu maalesef öldürdüğü bir süreç de yaşandı ve dediğiniz gibi karı koca ilişkisindeki bozukluk, o dönemde çocukla farklı ilgilenilse
Maalesef bu cinayeti işleyen kadına belki o dönemlerde psikolojik bir destek verilebilseydi, o çocuğun en azından kim bilir hayatı kurtulmuş olacaktı. Dava süreci de devam eden aslında özel bir konudur bu ama. Özel bir konu tabii, anladığım kesinlikle kadarıyla dava çok özel. Baba zaten kaygılıymıştı bu konuda. Anne ilaç içiyormuştu zaten. En azından bu bulgularla belki de dediğiniz gibi bir destek alınsa çok daha farklı olabilir. En azından hayat kurtulabilir. Bu arada bir de şu var. Davalarda daha çok hemen daha fazla boşanma olduğu için ve kısa sürede boşanmalar, mal mülk tartışmalarının da çok fazla olduğu söylenilmişti. Evet. Bu tartışmalar damga vuruyor daha çok mahkemelere diye de konuşuluyor açıkçası. Evet, anlaşmasız boşanmalarda problem, davanın uzama nedeni zaten mal bölüşümüdür. Anlaşmalı boşanmalar, tek celsede biten boşanmalarda zaten çiftler her konuda anlaşır. Çocuğun velayetidir, nafakadır, mal paylaşımıdır. Anlaşmasız olanlarda da çok azında eşlerden biri ben ayrılmak istemiyorum, eşimi seviyorum şeklinde gider. Genellikle nafakadır, velayettir veya en önemlisi mal paylaşımında sıkıntılar yaşanır. Şimdi madem ki hani süreç açıldı boşanmaların, yine devletimizin büyük bir eksikliğinden bahsetmek istiyorum. Aile yasamızda çok büyük bir revize edilmesi gereken boşluklar var. Doğal olarak yasal süreç, boşanma sürecinin de etkiliyor bu yasal boşluklar. Örneğin gelişmiş ülkelerde aile yargıçları aileye özel eğitim alarak aile yargıcı olur. Yargıçsınız. Bunun üzerine yasalar bunu ona göre dizayn eder. Ve aile yargıcı olabilecek yargıçlar özel bir eğitimden geçer. Aileye eğer hukuk gibi yaklaşırsanız zaten orada problemler başlar. Aileyi orada bitirmiş olursunuz. Birbiriyle problem yaşayan ve belki de dava süreci yüzünden çok daha derin problemler yaşayacak, telafisi mümkün olmayacak birbirine düşman anne babalar yaratıyoruz ülkemizde sadece yasal boşluklar nedeniyle. Dediğim gibi bizim ülkemizde en fazla boşanma oranı Lefkoşa ilçesindedir. Onda bile aile yargıcı sadece 3 gün aile yargıçlığı yapar. Aynı yargıç hukuk davası görür 2 günde. Yani farklı durumlar eğitim alamıyor söz yargıçlarımız. Yani tabii ki yasal boşluklar nedeniyle eğitim alamıyor yargıçlarımız. Merkezde boşanmaların bu kadar çok olması nüfusla mı alakalı? Nüfusla o zaman alakalıdır. Ama yani ne demek istiyorum? Demek ki yargıçlarımız maalesef, ha tabii ki bazı yargıçlar kendi şahsi kişiliği nedeniyle daha farklı yaklaşır ama bunu yargıcın inisiyatifine ya da vicdanına bırakmamak lazım. Bunu yasalarla düzenlersiniz. Yargıçlar özel eğitim alır. Eğitim aldığı için uzman olarak aileye yaklaşır. Eğer bir aileye yargıç hukuk gözüyle, hukuksal olarak, hukuk davası olarak yaklaşırsa zaten düşman yaratırız. Ve bizim ülkemizde de sadece aile davasında uzamalar veya dava yasal sürecin işleyişi nedeniyle düşman olan ailelerin sayısı inanılmaz derecede fazla. Bunun yanında aile yargıcımız mahkemede, gelişmiş ülkelerde mutlaka aile mahkemelerinde bir sosyolog ve aile, devletin sunduğu aile terapistleri vardır. Yani belki de kararı değiştirebilecek nitelikte bir durum çıkacaktır ortaya. Aynen. Sosyologlar araştırma yapar. Mahkemede çalışan sosyologlardır. Araştırma yapar. Çocuğun velayeti, nafaka, evin, konutun kime kalması, yargıcın üzerindeki sorumluluk veya avukatlara verilen dediğim gibi görevler azalır. Sosyolog aile adına aile terapistlerine yönlendirilir. Aile terapisti bu çift boşanmalı mı diye karar verir. Bunlar hepsi devletin hizmetleridir. Maalesef bizim ülkemizde bu hizmetlerin hiçbirini karşılamıyor. Tamamen kendi kararlarımız. Belki o an işte sinirle bir karar bitmemesi alıp gereken çok daha sonra belki de pişman olunabilecek. Bu da çok önemli. Bitmemesi gereken çok fazla aile evlilik bitiyor ülkemizde. Kısa sürede böyle bir gerçeklik var. Yani
bazısı kısa sürede de bitmiyor. Dediğim gibi belki de bu insanlar sağlıklı bir boşanmaya gidecekken sadece yasal eksiklikler nedeniyle hukuk davası olarak görülmesi nedeniyle davalarının düşman oluyorlar. Çünkü size diyor taraflardan ki taraflardan bir tanesinin özellikle gitmemesi ciddi sorunlar da oluşturuyor. Aynen, aynen. Yani hukuk davası olarak bir aileye yaklaşmak zaten en büyük yıpratıcı süreç. Ve dediğim gibi gelişmiş ülkelerde yargıçlar özel eğitim alır. Bizde maalesef böyle bir yasa olmadığı için yani yasal süreç de boşanmış ailelere ekstra zarar veriyor. Ülkemizin ciddi gerçeklerinden bir tanesi de maalesef uyuşturucu konusu. Bu 1 Ocak 18 Aralık 2019 arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 173 kişinin kaçak yollardan giriş yaptığı belirtilmiş ama 384 zanlı aleyhinde işleme gidilmiş uyuşturucu konusunda ki maalesef belli bir araştırma yapıldı. İlkokul seviyesine kadar düştüğü açıklanıyor. Gençlerde artık bir zamanlar sigara içimlesini konuşurken şimdi uyuşturucu ele alınıyor. Bununla ilgili nedir yorumunuz? Maalesef ada ülkesiyiz. Ada ülkesi olmamıza rağmen ülkemizde hepimiz biliyoruz ki bir şekilde bu uyuşturucu giriyor ve çıkıyor. Girip çıkarken de buradaki çocuklarımıza, gençlerimize hedef alıyor. Burada da yayılma, satılma durumunda kalıyor. Tabii ki bizleri alıştıramazlar. Bizlere bağımlı hale getiremezler. Hedef doğal olarak çocuklarımız, gençlerimiz, ergenlerimiz oluyor. Bununla ilgili küçücük bir ülkeyiz. Yani İstanbul'un belki bir mahallesiyiz toplam olarak. Yani ve biz artık uyuşturucuyu konuşuyoruz, düşünün. İlkokula indi diyoruz. Bu neyi gösteriyor? Yani dışarıdan bir sosyolog olarak baktığımda yetersiz denetimi gösteriyor. Devletimizin yetersiz denetimini gösteriyor. Yetersiz denetiminin başında ne geliyor? Ada ülkesisin. Giriyor, çıkıyor. Giriyor yani. Tutukluyorsun birilerini bir şekilde. Ama yeterli değil ki girip çıkıyor. Ve maalesef cezaevinde yargılanıyor birçok genç. Evet. Diğer mahkumlarla birlikte. Aynen. Bunun da sonrasında da kurtulacağına ayrı farklı suçlara gidebilir şeklinde yorumlanıyor tabii ki. Kesinlikle. Yani cezaevimiz zaten yetersiz. Yani ceza, yani bizim ülkemizde ıslah evi olmak zorunda, her ülkede olmak zorunda. Suç işleyen çocuk da olabilir ki görüyoruz ki çocuklarımızda suç işleme ya da ergenlerimizde suç işleme artıyor. Zaten boşanma oranının böyle bir ülke olduğu bir toplumda çocukların suça eğilimi tabii ki yani dışarıdan bakıldığında dediğim gibi sosyolojik olarak değerlendirdiğimizde boşanma oranının bu kadar yoğun olduğu bir ülkede çocuk suçlunun, ergen suçlunun da fazla olması çok normal. Ama bizim ülkemizde ıslah evi yok. Ve bahsediyoruz. Çocukların kullandığından bahsediyoruz. Kullanan çocukları siz cezaevinde yargılıyorsanız, cezaevinde de farklı suçlarda yetersiz odaları olan, kendine ait odası olmayan ya da öyle bir ülkesiniz ki uyuşturucu içen ve bunu tespit eden aileler size devlet eliyle yardım edin çocuğuma, uyuşturucu içiyor kurtaralım dediğinizde siz bu çocukları maalesef yeni açıldı. Bundan önce akıl hastanesine yönlendiriyordunuz. Evet, evet. Şimdi rehabilitasyon olması için pembe köşkle evet, bir anlaşma var. En azından evet, maddi gereksinimi olanlar özellikle oraya sevk edilecek devlet tarafından. Evet, böyle hiç bir olmazsa Barış Ruh ve Sinir Hastanesi dışında kurtuluyor, rehabilite edilebilecekleri bir ortamda olacaklar ama kesinlikle ciddi bir konu geleceğimiz gençlerimiz. Hepimizin çocukları var, hepimizin bir yaşamı var. Korkulu rüyamız olduysa bu da mutlaka el atılması gereken konular arasında ki yaşanan trafik kazalarında Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Sayın Mehmet Avcı hep söyler, uyuşturucu kontrollerinin de artık yollarda olması gerektiği, yani ani bir feci trafik kazası oluyor alkol sebebiyle değil, peki nasıl oldu da şuurunu bu kadar kaybedebildi diye bunun çok ciddi araştırması ve tetkikleri olması gerektiği vurgulanıyor. Maalesef. Yine söz verilen konulardan bir tanesi, bakalım kısa sürede
sürede yerine gelir mi? Bu arada siyasetteki değişikliklerin de toplumu son derece etkilediğini düşünüyorum. Siz de mutlaka öyle bir yorumda bulunacaksınızdır. 2019'da siyasette tansiyon çok fazla yükseldi. Dörtlü koalisyon döneminde Halkın Partisi çekilince CTP, HP, TDP ve DP'nin oluşturduğu hükümet bozuldu. Daha sonra Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi koalisyon hükümetiyle şu an iktidar devam ediyor. Ama kısa süre önce gözler yine Cumhurbaşkanlığı seçimine çevrildi. Yani sürekli bir siyasette değişiklik, ekonomik beklentiler toplumda son derece fazla, siyasetçiye olan güven maalesef giderek azalıyor. Yani bu siyasetteki sürekli değişimin psikolojimizde bir etkisi mutlaka vardır. Sizin de yorumunuz önemli. Evet, kesinlikle var. Toplum öyle bir kurum ki bir şeyde değişiklik toplumu etkiliyor. Hatta biz şöyle izah ediyoruz. Bir göle atılan taş gibi bir değişim, toplumda meydana gelen herhangi bir değişim, nasıl ki göle taş atıyorsunuz ve yavaş yavaş yuvarlak yuvarlak büyüyor. Aynı şekilde değişim bu şekilde yaşanıyor. Siyasette evet, sürekli bir hükümet değişimi yaşanıyor. Bu istikrarsızlığı getiriyor doğal olarak. Halka hizmette maalesef istikrarsızlığı getiriyor. Pek çok eksikliklerimiz var. Mesela eğitimde hükümet politikası yerine devlet politikası olmalı. Ama hükümet politikası olduğu için eğitimde maalesef gelen farklı, giden farklı bir değişim, sistem değişimine sebep oluyor ki gerçi son yıllarda daha dikkatli oluyor buna gelen giden hükümetler. O yönde güzel. Sağlık zaten çok büyük bir sıkıntı, halen daha büyük bir sıkıntı. Belki gelen bir bakan bir şeyler yapmak isteyecek, çabalayacak veya değişim için veya işte neyse müdürler, müsteşar. Bakıyorsunuz ki siyasi bir istikrar olmadığı için ülkede bunlar sağlanamıyor. Projeler yarım kalıyor. Bir şeyler halka hizmet olarak geri dönmüyor. Bunlar da tabii ki siyasete olan güveni zaten toplum olarak uzun yıllar hizmet göremediği için halk olarak bir güvensizlik söz konusu. Pek çok siyasi, pek çok sözler vererek icraata geliyor, hükümete geliyor. Fakat verdiği sözlerin neredeyse hiçbirini tutamıyor. Doğal olarak herkesin bir güvensizliği söz konusu. Bütün bunlar da tabii ki güvensiz olduğunuz bir ülkede kaygı düzeyiniz yüksek olur. Sosyal devlet olmayan bir ülkede gelecek garantiniz olmadığını gösterir. Sağlık hizmeti yararlanamıyorsunuz, eğitim hizmetinden yararlanamıyorsunuz. Yollarınız dediğim gibi can ve her an ölme riskiyle karşı karşıyasınız. Öyle bir, siz dikkatli olsanız karşınızdaki dediğim gibi dikkatin de ötesinde artık yollarımız, altyapı hizmetimiz yollarda, trafikte çok yetersiz. Bu da ölümlü kazaların çok fazla olmasına sebep oluyor. Cezalarla önleyemeyiz bunu, tekrar ediyorum. Bütün bunlar ekonomik sıkıntılarımız çok fazla. İşsizlik ülkemizde gençlerimiz arasında çok yaygın. Üniversite artık mezunlarının çok fazla olmasına nazaran yaygın aslında. Kesinlikle. Orada da mutlaka farklı bir program oluşturulmalı artık. Kesinlikle. Yani öğrencilerimiz okuyorlar, çocuklarımız diyeyim artık. Çocuklarımız eğitim alıyor. Fakat iş imkanımız yok. Devleti tek çözüm olarak görülüyor. Maalesef farklı imkanlar yaratamıyoruz gençlerimize. Devlet eliyle, devlet politikalarımızın başında bence gelmesi gereken işsizliğe çözüm. Pek çok sanayide, pek çok kuruluşumuz var olan ve devam etmesi gereken pek çok, yani tarım neredeyse yok denecek kadar az.
gençlerimiz işte hayvancılık sektörüne girse, tarım sektörüne girse, hepsinde mesleğe yöneltilse biraz, değil mi? Yani hep meslek okullarının ve oradaki uzmanların çoğalması demek piyasada çok daha fazla iş farklı etkilerle çalışabilecekler diye konuşulur. Aslında elektronik gibi, makine gibi yöneliyor. Fakat sizin sanayiniz yok. Yani çok fazla mesleğe yönelim var aslında. Meslek liseleri, gerçekten meslek liseleri çok altyapısı donanımlı ve düzgün eğitimler sunuyor. Çok öğrenci talep görüyor. Meslek liselerinde talep fazla. Fakat bu çocuklar meslekten çıkınca da iş imkanı bulamıyorlar. Çünkü sektörünüz yok. Sektör olmadığı için çok cüzi miktarlara, çok yüksek saat, fazla saatlerde özgüvensiz ortamlarda çalışmak zorunda kalıyor. Doğal olarak ülke olarak yetersizliklerimiz çok fazla. Bu da tabii ki maddi sıkıntıları doğuruyor. Yani asgari ücretin aslında asgari olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Evet, 4 kişilik bir ailenin zor bir yaşam şartına sahip olabileceği bu maddi imkanlarla diye her zaman söyleniyor zaten. 4'ü geçiyorum ben. Bir kişi bile geçinemez asgari ücretle. Yani ev kiralarının durumu ortada. Araba, toplu taşımanın olmadığı bir ülkede bahsediyoruz. Evet. Araba şartlarınız var. Bir arabanız oldu, bunun giderleri şartlar. Yani bırakın 4 kişilik bir aileyi, tek başınıza geçinemeyeceğiniz bir asgari ücretten bahsediyoruz. Çok pahalı bir ülkede yaşıyoruz kesinlikle. Yurt dışına gidişlerde de biliyorsunuz ki işte bilet fiyatlarında yine bir artış var. Bir hava yollarının da Atlas'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarını çekmesiyle birlikte. Onun dışında ekonomik olarak işte elektriğe zaman zaman zamların yapılması, akaryakıt, market alışverişiniz derken geçinmesi zor bir toplumdayız. Bununla ekonomik birlikte de bunalımlar, psikolojik kaygılar yaşanıyor tabii. Kesinlikle. Yani ve dediğim gibi sosyal güvenceniz yok. Yani size hiçbir şekilde hizmet, yani sosyal bir devlet değiliz. Bir başımıza bir sıkıntı gelse devlet güvencemiz yok. Bizim asgari düzeyde hayatımızı devam ettirebilecek imkanlar bize sağlamıyor. Bu da neyi getiriyor? Şiddete maruz kalan kadınlarımızı, pedofili vakalarımızın artmasını veya pek çoğunun ortaya çıkamamasını, tespit edilememesini belki de sağlıyor. En azından bu konu o kadar ciddi ki çocuklarımızın yaşadığı, yani işte maddi konulardır, trafiktir, çok önemli, doğrudur ama çocukların bu cinsel istismara uğrayabilme ihtimali için en azından eğitimde farklı bir programa gidilmeli, çok acil diye düşünmekteyim. Kesinlikle. Uyuşturucu için de yani bu çocuklara biz ne kadar anlatırsak, bilinçli olmak, bilinçli yani yapılan araştırmalara göre hangi çocukların daha fazla bağımlılığa yatkın olduğu tespit edilmiş. Aile içerisinde sevgi, aile içerisinde dirliği olmayan, mutsuz olan, sevgi, ilgi görmeyen, annesi ve babasının sürekli tartıştığını ya da boşandığını ve büyük travmalarla boşandığını gören çocuklar doğal olarak daha fazla bağımlılığa yatkınlar. Bir de eğitim. Yani bu kadar uyuşturucunun olduğu bir tartışıldığı okullarda, ilkokula indiğini konuştuğumuz bir ülkede neden örgün eğitim içerisinde bağımlılıklarla ilgili bir program yok? Mutlaka en kısa sürede bunu da dileyelim. Vaktimiz çok çabuk geçti bu arada. Çok teşekkür etmek istiyorum size. 2020 ile ilgili böyle güzel bir mesajınızı alalım isterseniz, sonra kapatalım. Evet, 2020'nin herkese ve ülkemize güzellikle gelmesini diliyorum. Çocuklarımızı sevelim. Çocuklarımızın mutlu olmasını istiyorsak eşimizi sevelim. Gerektiğinde uzman desteğinden kaçınmayalım. Birey olarak, vatandaş olarak unutmayalım ki demokrasinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bizi gerçekten iyi yöneteceğini düşündüğümüz insanları oy kullanarak, oylarımızı mutlaka kullanarak, sandığa mutlaka giderek, irademizi mutlaka göstererek seçelim diyorum. 2020 ülkemize ve hepimize, çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve huzurla gelsin diyorum.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Değerli izleyenler, sözün özünün sonundayız. 2019 yılına artık sayılı günler kaldı, sayılı saatler kaldı, veda edeceğiz. Onun öncesinde toplumsal olaylara bakış açısıyla yorumları bizler için önemliydi. Aile danışmanı, uzman sosyolog Nihal Salman'ı ağırladık. 2019'un da son programını yapmış olduk sözün özünde. Yeni yılda, yeni haftada umut ediyorum ki sağlıkla, güzelliklerle yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.